Düzgün bir iş bulup yeni bir hayata başlamak isteyen birçok göçmen ve mülteci Almanya'ya büyük umutlarla geliyor. Ancak bazıları acılarından ve çaresizliklerinden faydalanan insan tacirleri tarafından emeklerinin sömürüldüğü zorlu koşullar altında kapana kısılmış durumda. Bugün Uluslararası Kurtarma Komitesi'nden Laura Fritz ile birlikte Almanya'daki insan ticareti mağdurları ve nasıl yardım alabilecekleri hakkında konuşacağız. Bugün burada bizimle birlikte olduğun için çok teşekkür ederim Laura. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Ben de burada olmaktan çok mutluyum. İnsan ticareti mağdurlarından bahsederken tam olarak kimlerden bahsediyoruz? Örneğin, Almanya'ya ev işlerinde çalışmak üzere gelen ve daha sonra kendini özel bir evde ev işlerinde çalışırken bulan, 7/24 hiç ara vermeden ve çok az ücretle çalışan bir kişiden bahsedebiliriz. Bir başka örnekte, örneğin et işleme işinde çalışmak üzere gelen bir kişinin çok uzun saatler boyunca çalışması ve daha önce çalıştığı kuruma para ödemesinin istenmesi ve bu paranın da aşırı iş gücü ve çok uzun saatler boyunca çalışarak ödenmesi. Genel olarak belirli kişileri kar amacıyla sömürmek için zor kullanılması veya hile yapılmasıdır. Ve bu Almanya'da yaşayan ya da sınırları aşarak gelen birçok insanın başına gelebilir. Genellikle göçle de ilgilidir. Ancak her zaman durum böyle değildir. Ve çoğu zaman insan tacirlerinin kullandıkları kişiyle bir ilişkisi vardır. Yani bağlantı, aile veya diğer sosyal bağlarla bile olabilir. Dolayısıyla insanlar cinsel sömürüye, emek sömürüsüne, örneğin köleliğe ya da köleliğe benzer uygulamalara zorlanabilmektedir. Ayrıca organ çalma amaçlı insan ticareti de söz konusudur. Göçmenlerin ya da sığınmacıların ya da özellikle herhangi bir kimliği olmayan insanların Almanya'da da çalışabileceği bu yerlerin birçoğu kayıt dışı sektör olarak adlandırılan endüstriler olabilir. Ve bu endüstriler, örneğin otelcilik ya da evlerde bakım işleri, et işleme ve benzeri gibi işler olabilir. Peki Almanya'daki mağdurların çoğu hangi ülkelerden geliyor? Federal Kriminal Dairesi'nin raporuna göre mağdurlar farklı yerlerden geliyor. Örneğin %22.8'i Almanya'dan, onları Bulgaristan, Romanya, Çin, Tayland ve Macaristan'dan gelenler takip ediyor. Ancak bunlar sadece resmi rakamlar ve bu rakamlar sadece gerçekten rapor tutulan insanları içerdiğinden insanların gerçekten nereden geldiklerini söylemek çok zor. Çünkü herkes rapor tutmuyor. Üçüncü ülkelerden gelen, Almanya'ya belgesiz gelen insanlar bunu zor göç yollarından yapmak zorunda kaldıkları için bu insanların burada iş gücü piyasasında sömürülme olasılığı daha da yüksek. Çünkü pek çok durumda eğer belgeleri yoksa çalışma hakları da yoktur. Ancak çalışan hakları hakkında da bilgi sahibi değildirler ve çalışan haklarından da faydalanamazlar. Yani bu genel olarak gerçekten çok büyük bir sorun. İnsan ticaretini ortadan kaldırma çabaları söz konusu olduğunda Almanya'nın sicili beklendiği kadar iyi değil. Neden böyle? Bence genel olarak şunu da eklemek çok önemli. Almanya'da düzensiz olarak kalan insanlar durumu ihbar ederlerse bu onlar için gerçekten tehlikeli olabilir. Çünkü sınır dışı edilmekten korkabilirler. Avrupa'daki Dublin prosedürü sebebiyle başka bir ülkeye giderek sınır dışı edilmekten de korkabilirler. Dolayısıyla bu onlar için çok zor. Ayrıca polis içinde de ırkçılık var. Polise gidip ihbarda bulunma konusunda kendilerini güvende hissetmeyebilirler. Örneğin dil engeli de olabilir. Genel olarak Almanya'da mağdurların insan hakları için çalışmaktan ziyade insan tacirlerinin kriminalize edilmesine odaklanılmaktadır ki bu zaten çok önemli bir noktadır. Çünkü bu aynı zamanda örneğin avukatların insan ticaretinin belirli yollarını tespit etmek için yeterince eğitilmediği ve insan ticareti içindeki kesişimselliği tespit edemediği anlamına da gelmektedir. Bu durum diğer ön saflarda çalışan personel ya da STK çalışanları için de geçerlidir. Dolayısıyla bu genel bir sorun. Çünkü bu durumda tüm insan ticareti vakaları tespit edilemiyor. Ayrıca her zaman erişilebilir psikososyal destek ya da sağır aileler için destek yok. Ve belki de süreç boyunca
kendilerini idame ettirmek için yeterli paraları da yok. Dolayısıyla Almanya'da sahip olduğumuz hizmetlerde hala birçok boşluk var. Göçmenler ve mülteciler daha sonra istismarcı kişilerin eline düşmemek için işe alım şirketleriyle bağlantı kurarken nelere dikkat etmelidir? Her şeyden önce işe alım ajansının peşin para istememesi çok önemlidir. Çünkü bu durum derin bir esarete yol açabilir ve daha sonra kişinin bu durumdan kurtulması daha zor olur. İnsan ticareti ve emek sömürüsü durumlarında bu çok yaygın. Ayrıca ortada bir sözleşme olması ve sözleşmenin gerçekten anlaşılan bir dilde olması çok önemli. Bunun yanı sıra belirli çalışma saatlerinin olması ve bu çalışma saatlerinin yaşam alanından ayrı olması gerekir. Örneğin bir yerde yaşarken 24 saat çalışıp daha sonra çalıştığınız yerde kaldığınız için daha az ödeme alamazsınız. Dolayısıyla asgari bir ücretin olması gerekir. Ayrıca pasaportunuzu başkasına vermemeniz de çok önemli. Yani her zaman kimlik belgelerinizi saklamalısınız. Genel olarak zorunlu görevlerin olmaması ve ayrıca gözetimin olmaması da çok önemli. Gözetimden kastım, örneğin gün boyu ne yaptığınızın izleniyor olması ve binadan ayrılamayacağınızdan emin olunması ya da örneğin bir kamera ya da buna benzer bir şey tarafından izleniyor olmanızdır. Dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus da örneğin hiçbir nitelik gerektirmeyen işler için çok yüksek ücretler ödenmesidir. Bunun yanı sıra genel olarak gerçekçi görünmeyen, çok yüksek ücret vaatlerine de dikkat etmek çok önemli. Ayrıca örneğin vize ya da ülkede normalden çok daha uzun süre kalabileceğinize dair oturum izni vaatleri varsa dikkatli olun. Çünkü bazen insanlar bu şekilde kandırılabilirler. Peki ya zaten çoktan tuzağa düşmüş olanlar? Almanya'da bu tuzaktan kurtulmayı başaran mağdurlar için ne tür destekler var? KOK, insan ticareti konusunda çalışan STK'lardan oluşan ulusal bir ağ. KOK'nın sayfasında insan ticaretine maruz kalmış kişileri desteklemek üzere çalışan farklı hizmet sağlayıcıları bulabilirsiniz. Dolayısıyla bu adrese mutlaka bakın. Bunun dışında Frauenhaussuche adlı sayfa da çok önemli. Çünkü orada sığınma evlerini arayabilirsiniz. İhtiyacınız olması durumunda arayabileceğiniz kadın sığınma evleri ve farklı yardım hatları da var. Örneğin, kadınlar için aranabilecek bir şiddet yardım hattı var. Erkekler için de bir şiddet hattı ve ayrıca suç mağdurları için Weiser Ring hattı da bulunuyor. Sorularımıza cevap verdiğin için çok teşekkür ederiz Laura. Çok teşekkür ederim.